Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan Doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan Hacı Mehmet Akçay hayatını kaybetti. Türkiye'nin kanayan yaralarından sağlıkta şiddete çözüm bulunamıyor. Yoğun mesai harcayan doktorlar bir de hasta ve hasta yakınlarının tehdidi altında şifa dağıtmaya çalışırken çoğu kez şiddetin mağduru oluyor. Ardı arkası kesilmeyen örneklerden biri Konya Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Silahlı saldırıya uğrayan Doktor Ekrem Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktoru vurduktan sonra kafasına ateş eden saldırgan Hacı Mehmet Akçay da öldü. Saldırganın ameliyatı da ölümüne neden olduğu doktorun meslektaşlarınca yapıldı. Bugün saat 14.30 sıralarında Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ile farklı bir hastanede güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay tartışmaya başladı. Tartışmada doktoru silahla vuran Mehmet Akçay aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın yaklaşık bir ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürüldüğü öne sürüldü. Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı da öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan'la İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Konya Şehir Hastanesi çalışanları doktora uzanan eller kırılsın slogan atarak iş bırakma eylemi yaptı, poliklinik muayeneleri durduruldu. Yaşanan saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanesi'nde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Öte yandan hayatını kaybeden doktorun Kayseri'nin Develi ilçesinden olduğu öğrenildi. Kayserili doktorun cenazesi yarın Develi'de defnedilecek.